Nyong. Evet, tam da bu pozisyonda vlog çekmeye karar verdim. Tam da bu pozisyonda. Şu an şu burun şeysini yapıyorum. Duştan çıktım. Tabii ki saçma sapan bir saatte uyandım. Gece 5 miydi? Yani sabah karşı 5 miydi neydi? Şu an saat 8 çeyrek geçiyor. Bir bölüm Crown izledim. Ondan sonra oyalandım falan. Ne yaptım bilmiyorum. Ama biraz video işte YouTube videoları falan izledim. Ondan sonra duşa girdim. Çıktım. Bunun 3 aşamalı bir maske bu. Şu da son aşaması. İkinci aşamasını çıkartırken dedim ki bugün ben dışarı çıkacağım. Neden vlog çekmiyorum dedim. Neden dışarı çıkıyorum? Aslında bu videoyu benim daha önce yayınlamış olmam gerekiyordu ama yayınlamadım asla ve asla o videolar nerede bilmiyorum. Ama isterseniz yayınlarım. İsteyen aşağı yorum atsın. Saçlarımı kestirdiğim zaman gittiğim kuaföre gidiyorum. Niye gidiyorum? Geçen videolarda bahsettiğim gibi ya Afrika örgüsü ya da saçımı kazıtacağım gibi bir fikir vardı kafamda. Afrika örgüsü için gerçekten araştırma yaptım. Önce şey düşündüm. Dedim ki burada bunu çıkarayım mı? Neyse. Yarısını çıkardım, yarısı duruyor. Dedim ki önce saçımı kazıyayım. Hani birazcık uzayınca Afrika örgüsü yapılabilecek kıvama gelecek zaten. Tekrar uzun saçlı olurum hani falan diye düşündüm, mantıklı. Hem istediğim iki şey bir anda olmuş olur. Hem de örgüyle beraber saçım uzamış olur falan diye düşündüm. Sonra neden bu düşünceye takıldım? Yani neden ya Afrika örgüsü ya sıfır saç yani ya da az saç diye düşündüm. Çünkü kolay. Ben saçımda çok zorlanıyorum. Saçımda çok fazla seven biri değilim yapısından dolayı. Her gün düzleştirmem ya da mutlaka bir şey yapmam lazım. Yani öyle saçını kurutup çıkabilen insanlardan hiçbir zaman olmadım. Kafamdaki havlu bu arada. Şey yüzme bonesi gibi görünüyor. Öyle bir insan hiçbir zaman olamadım. Uzun saçlıyken bazen eğer düzgün toplarsam saçımı yıkadıktan sonra açtıktan sonra bazen dışarı çıkabiliyordum. Ama kısa saçlar hiç mümkün değil yani. Mutlaka bir aletin dokunması lazım saçıma. Ve bu fön makinesi değil. Ya düzleştirici ya bir şey olmak zorunda. Yoksa iğrenç görünüyor. O yüzden dedim ki yani ben ne olsa mutlu olurum dedim. Saçım sürekli düz olsa mutlu olurum. Kıvırmak istediğimde kıvırırım. Ama sürekli düz olsa kabarması, tel durması çok mutlu olurum. E ben dedim ki o zaman ben de biz de Brezilya fönü diyoruz galiba. Burada Magic Perm, sihirli perma deniyor. Ve kuaförümle haberleştim ve dedim ki hani ben Magic Perm istiyorum. Ne zaman müsaitsin? Dün oldu bunlar. Ve bugüne saat 2'de randevum var. Gidip yaptıracağım. Ve işte o kadar. Şimdi bunu çıkartacağım. Bakalım işe yaradı. Yarayacak mı? Bu arada canlı yayında ay makyajsız cildim ne kadar da güzel diyenlere hiç de öyle bir şey olmadığını göstermek istiyorum arkadaşlar. Yok öyle bir dünya. Yok ben o değilim yani. Belki de vardır ama o ben değilim. Bu arada her zaman bu bantları kullandığınızda yana doğru değil yukarı doğru kaldırmanız gerekiyor. Ve tabii ki çok canım yanıyor şu anda. Bir de şurada kıvrım şuralarda bütün bantlarım böyle bu böyle bütün geliyor. Yani görmüyorsunuz ama dikkatli bakarsanız burada hazır kesilmiş yerleri var. Onları takmadan önce açarsanız burnunuza tam oturur. Yani daha doğrusu daha iyi oturur. Bu da benden ipucu olsun. Sizi çok çok yoruyorum şu an. Hapşırtacak beni bu. Ya ben görüyorum bir şeyler çıktı. Siz görüyor musunuz? Bilmiyorum. Tam daha fazla iğrençleşti ve gerekiyor diye gözlerim doldu. Bunun özelliği boyunun büyük olması. Küçükler yetmiyor benim koca burunla çünkü.
Yes. Ve biraz işe yaradı sanki. Ha, tamam. Bundan sonrası acımıyor zaten. Fena değil. Evet, midesi bulanacak olanlar şu an bakmasın. İşe yaradı bayağı. Fokuslarsa arkadaş. Şimdi üçüncü aşaması da yapacağım. Bu arada bu kadar söyledim, bari ne olduğunu da söyleyeyim. Kimin nesi bu? Nightingale. Bizdeki Florence Nightingale var ya, o. Hatta şurada hemşire de var. Nightingale adlı markanın Taco Pack Big Size Nose Black Hat Clear Solution diyor. Bu. Bu bayağı meşhur ya. Bunu kesin bir yerlerde görmüşsünüzdür bence. NBC şeyliymiş. Üçüncü kısmını yapıyorum. İlki şey işte, gözeneklerinizi açacak böyle sıvı bir bant. Yani sulu bir bant. Sulu bant. Bunu da diyor ki iki, nerede ikinin arkasında yazıyor. Bunu da koy diyor. 5-10 dakika sonra çıkar diyor. Kalan şeyi de, esansı da yedir burnunu diyor. Benim buralarım direkt gözaltı, oraya fazla getirmiyorum. 5-10 dakikada bunu bekleyeceğim. Bu kadar. Şimdi de bundan sonra da kahvaltı yapacağım. Crown izleyeceğim. Sonra hazırlanacağım. Sonra kuaföre gideceğim. Kuaförde eski mahallede, Honda'da. Ay çok güzel, yağmıyor mu? Bu sene daha kara maruz kalmışlığım yok. Hep evdeydim. Ama inşallah ben dışarı çıkınca da yağıyor olur. Çok güzel. Gidiyorum kuaföre. Bu yıl ilk defa kara basıyorum galiba. Yani ince, yani tutmuş kara basıyorum. Geç kalmak üzereyim. O yüzden taksiye bineceğim. Anahtar yakın. Abi kamyon Allah'tan çizme geliyor. Yoksa şu an pantolonum çamur olmuştu. Araba çamur fışkırdı. Ben Ramses gibiyim şu an. Şu an her zaman geldim, kuaföre geldim. Saçımın altı yeşil olan kısımlar açıldığı için perma yaptıramayacağımı öğrendim ama kendi kuaförüm dedi ki saçını yıkayalım, bir treatment yapalım dedi. Ondan sonra bir bakalım. Olur bence dedi. Hani üst taraflar kadar mükemmel olmaz ama olur yine dedi. Tamam dedim. Böyle saçımı yıkayan kız. Türkiye'de yaşadı. Wow, bu ne ya? İyi otela. YouTube channel. Wow, çok güzel. Çıkalı da değil. Evet, hangi merhaba. Merhaba. Türkiye'de yaşamış. Türkçe biliyor. Değil mi? Evet. Ah, biraz önce 2 hafta sonra 30 yaşında olacağım dedim. Bana geçmiş olsun dedim. Üzgünüm. Hayır, sorun değil. Bayağı bir yıl falan Türkiye'de yaşamış, bir süre gitmiş İstanbul, Antalya, Diyarbakır'a bile gitmiş. Çok tatlı.
Böyle işte şu an treatment yapılıyor. Boynuma da sıcak bir şey koydum. Şu an yanıyorum ama. İyi hissettiriyor ama çok sıcak geldi. Her şey kışlık. Şu an gerçekten ramsız. Görüşürüz. Şimdi saçım ıslakken bakacakmış. Dean bu arada kuaförün adı. Dean şimdi saçım ıslakken bakacakmış saçım ne durumda diye. Bir bakalım saçının seviyesi kaç dedi. Ne demek hiçbir fikrim yok. Ondan sonra ona göre hani dedi bakalım ne yapacağız dedi. Ama büyük bir ihtimalle yapacak. Ama dediği gibi yeşil olan kısımlar tam perma tutmayabilir. Ama yine de hani ben çok fazla tel tel duruyor diye, kabarıyor diye istiyorum düz yapılmasını. O da ki hani tam üst tarafı gibi dümdüz olmaz ama yine olur yani o kabarıklıktan tel tel durumdan durmasından kurtulursun dedi. Zaten içeride ense kısmında kaldığı için çok da önemli değil. Üst taraf düz olursa zaten düzgün insana benzeyeceğim için sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Say what's the if I time I been talking to you. Just go to other countries than Turkey. Why? I mean, like you can go like Netherlands, Amsterdam, Spain. Those are like much more closer than Turkey, and much more better. Believe me. Why? I mean, like even though we are Europeans, we don't live like Europeans. You know, like since you are going to Europe, I think. Like in my opinion, of course it's your decision, but at least something different than different. Yeah. This country, so I think the coffee is nice too. It is. Yeah. Not bad. Mm-hmm. Not bad. It's pleasure. Turkey is good. Yes, like that's it. Something. There's something. That's important. Merhaba. Merhaba. Başka şeyler de söyle. Benim adım Korece olarak bir insan. Ben 26 yaşındayım. Türk adın var mı? Türk adım Buse. Buse? Evet. Buse? Buse. İran o. Açıldı mı? O pop paranın dışarı. Aaa. Aaa. Yeniler Tokimal. Aaa. 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 Yeniler İrimi'ye. Hani. Çıgım da o. Bu saranın İrimi. Kakko yeni saranın İrimi. Anlıyor. Kende. Anlı boyu. Anlı. Yapın İrimi. Çıntay. Çıntay. Yapın İrimi'nde. Toki. Kı. O Tokimal adı. Daily yege할 때 무세 안 써요. 그냥 öpücük. 아. 근데 이름으로 써요. 아, 이름으로는 네. 무세라고. 네. 파마약을 바르고 머리를 헹구는 거예요. 네. 지금 사침 다 düzleştirilmedi bile. 파마 sürülüp düzleştiriliyor. 파마 kalıcı olsun diye. Şu an o bile yapılmadı. Sadece kurutuldu saçın ve şu an sadece saç kurutma makinesiyle kuruttular. Tarak bile kullanmadım ve şu an düz saçım.
이게 muhteşem bir şey. Ve saçım yumuşak. Niye saçım bu kadar yumuşak? Ha çünkü şey, treatment yapmıştı, doğru. Uçağımdan da kesti biraz, düzeltti. Çok iyi kaldı. 5-6 ay sürer dedi. Eğer diplerin uzadığında, eğer onların da düz olmasını istersen sadece dibine de yapıyoruz dedi. Burada çantamın, ceketimin olduğu şeyin anahtarı. Karaman, so usually you like it here, right? Yep. 99%. 99% like. Yeah, 99% here, right? Is from here. Sometimes I would put middle part, okay, but it doesn't matter. Got it. 약간 카르마는 이쪽으로 해서 할게요. 최대한 디테일하게 들어가. 요 gizli değil. Baya ortada. Gördün işte. Gördüysen gizli değil. Gördün de. Gizli olsa böyle yapardı. Evet. Merhaba. Merhaba. Magic gibi adı. Magic. Gündüz. Düz. Düzmek yapacağım. An diyor. Düzmenin an diyor. Düzmenin çok yahe. Düzmek. Aa, silengoro. Evet. Cool. 나는 사람이랑 차는. 대박. 근데 진짜 그 높은 그 그 어떻게 말해야 돼? 그 진짜 높은 사람들은 슬랭이에요. 아. 진짜. 아, 대박. 디즈니? 아, 너무 미치겠다. 디즈니. 디즈니 옆에. 디즈니. 어. 귀여워요. 이건 좀 어려워요. 디즈레시트르메. 아, 디즈레시트르메. 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 Evet, hiç yorulmuyorsun. Çok zor onu yapmak. Seviyorum. İşini seviyorsun. Ya ne güzel. Dizleştiriyorum. Oo süper. Böyle yapıyorum. Hala saçlarım var. Dökülmedi. Değil. Değil. Biraz kaldı. Çoktu birazcık. Edit. Edit? Yes. Just 그냥 컴퓨터에서 그냥 쉽게 하는 거예요. 그냥 프로페셔널 하는 거 아니에요. 그냥 쉽게. 컴퓨터로 할 수 있어요? 네. 어떤 프로그램이 있어요? 네. 조금만 더 내려주세요. 제 키가 작아서. 예.
Gündüzleştirdim. Gündüz değil, düz. Ama bakmayın. Haklısın, benziyor ama. Düzleştirdim. Bu benim tamuk temuk onun gibi oldu. Aynı, benziyor. Böyle. Bitti mi? Yok. Ha, tamam. Saçım şu an acayip parlak. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Başkasının saçını koymuşlar gibi. Kurelli gibiymiş. Evet, evet, doğru. Sadece biraz ince. Evet. Şimdi bu son mu? Son evet. Aşama. Bu saçımı düz tutacak. Evet. Nasıl anlatayım? Fix. Fix yapıyor. Sabitliyor. Sabitliyor. Biz de fix kullanıyoruz ama İngilizce olsa da fix dersen herkes anlar. Şimdi son yıkamayı yaptık. Kurutacağız. Bitecek. Kaç saat olmuş? 2'de geldim, saat 6. 4 saat. Şimdi daha fark etmeye başladı. Böyle kurutuyor ve asla kabarmıyor saçım. Tel yok. Yok. Çok güzel oldu. Sonuna kadar bekleyeceğim. Ne güzel ya. Artık ben de 5 dakikada hazırlanabileceğim. Artık sende saç yapmak yok. Evet. Çok güzel bir şey bu. Evet. Bayağı kurudu şu an saçım ve asla bir tel bile havada değil şu an. Ve çok yumuşak. Evet. It feels amazing. I lived for nothing for 30 years. Benim saçım değil.
eve geldim, üstümü değiştirdim, makyajımı sildim, kremimi sürdüm, el tıklığımı buzdolabına koydum. Ne aldım? Yemek yapmaya halim olmadığı için sandviçten böyle bir tane peynir ve ekmek var, çok seviyorum ben, ondan aldım. Paris baguette. Paris baguette. Şimdi Crown izlerken onları yiyeceğim. Zaten yer yemez bayılacağım muhtemelen, o yüzden hani sadece yerken izleyeceğim. Sonra durdurup yatmayı planlıyorum. Saçım gerçekten hayatın hiç olmadığı kadar düz. Ve bu efsane bir şey benim için. Neden bu kadar yıl beklemişim şunu yaptırmaya? Hiçbir fikrim yok. Saçım olağanüstü yumuşak. Ay, muhteşem bir şey bu. Ve saçımı toplayınca da hayvana benzemiyorum. Sanırım yıllar sonra saçımı toplamaya başlayacağım. Çünkü hep oradan buradan saç çıkıyor diye hoşuma gitmiyordu saçımı toplamak. Ama biraz önce şöyle bir üstü körü topladım, hoşuma gitti falan. Bakalım. Birkaç gün yıkamamam gerekiyormuş. İlk yıkamadan sonra nasıl olacak onu merak ediyorum. Muhtemelen bu kadar basık olmayacaktır o zaman. Ki zaten buna şekil verebiliyorum. Öyle de bir güzelliği var. Öyle işte. Çok güzel oldum. Hoşlaştım kendimden. Bugünlük bu kadar. Başka bir vlogda görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Annyeong. Size annyeong dedim ve kapatır kapanmaz telefondaki notifikasyonlardan Jonghyun'un intihar ettiğini gördüm.